Sayın Dekan Yardımcım, Sayın Ada Başkanım, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, 2013-2014 akademik yılı Güz Öğrenci İnşaat Mühendisliği seminerlerinin ilkine hoş geldiniz. İlk seminer konumuzu İnşaat Mühendisliği Mesleği ve İnşaat Mühendisliği Odası'nın uygulamalarına ayırdık. İnşaat Mühendisliği Mesleği'nin gelişimi için çalışmalar yapan, mühendislik mesleğinin ileriye gitmesi için çalışmalar yapan İnşaat Mühendisi Odası'nın aktiviteleri hakkında bilgi vermek üzere oda başkanımızı davet ettik. Sayın Özgün Akçam hakkında kısa bilgi aktarıyorum sizlere. 1988 Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde mezun olan Özgün Akçam, 1990 yılında Akçam Mimarlık Mühendislik Bürosu'nu kurdu. 91-97 yılları arası proje mühendisi, Korman Limited proje mühendisi, Mustafa Acari şirketi proje müdürü olarak hizmet etti. İmalı yönetim, inşaat mühendisliği yönetim kurulunda 94-96, 97-98 yılları arası görev aldı. Eğitmen olarak birçok kurs ve seminerde görev yaptı. Şu anda halen başkanlığını yürütmekte olduğu İnşaat Mühendisliği Odası'nda görevi devam ettirdi. Özgün Akçan evli ve çocuk odasıdır. Sayın Akçan'ın sunuşunu yapmak üzere sizlere bakıyorum. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, bugün sunumum iki başlık altında: bir, inşaat mühendisliği mesleği nedir, tarihsel gelişimi ve bizim inşaat mühendisleri odası olarak da yaptığımız uygulamalar ve meslekle ilgili aktarımlarım olacak size. Önce kısa bir inşaat mühendisleri odası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasal bir meslek odasıdır. Ondan bir bahsedeyim. 860 üyemiz vardır. Ve burada yasal olarak bütün projelerin denetimini de vize büromuz tarafından yapılmaktadır. Şimdi sunuma geçiyorum. İnşaat mühendisliği genel olarak nasıl başladı? Tarihsel gelişimi. Evet, yani yapı mühendisliği ve inşaat mühendisliği bir tarihçesinde yıllar önce biliyorsunuz barınma ihtiyaçları olmuştur insanların ve o barınma ihtiyaçlarından dolayı da çeşitli işte çadır tipi böyle basit yapılardan başlamıştır. Daha sonra yine insanlar doğada buldukları malzemelerle, taş, ahşap, bitki ve diğer malzemelerle daha geliştirmiştir bu barınak ihtiyaçlarını, daha farklı yapılar yapmıştır. Keza yine belli akarsuları geçmek için basit köprülerden başlamışlar. Daha sonra mesela iki arada bir vadiden geçecek bir asma köprü yapmışlar böyle basitçe. Bu tarihsel gelişim içerisinde. Yine baktığımız zaman tarihe mesela Romalılardan günümüze kadar ulaşmış 2000 yıllık köprüler vardır. Böyle hepsi taş malzemelerle ve ağırlık tipi yine basınca çalışan sistemler olarak. Keza yine baktığımız zaman bu piramitler, Keops piramidi yaklaşık 145 metre yüksekliğinde ve her biri 2 ton ağırlığında 2 milyon taştan oluşmaktadır. Böyle ciddi mühendislik yapılarına tarihsel gelişimi de rastlıyoruz. Mesela ilk bilinen betonarmeye benzeyen örnek, M.Ö. 100 yılında yapılan bir eski Roma mezarının kapısı üstündeki bir kiliştir. Burada bu kullandıkları mermer parçası bakmışlar ki kırılıyor. Biliyorsunuz betonarmede prensip nedir? Çelik çekmeyi alır, betonda basıncı alır. Aynı prensibe dayalı. Alt tarafta bronz çubuklarla birleşmişler ve bir reinforcing bars şeklinde kullanmışlar onları ve böyle bir ilk betonarmenin mantığına özgü bir tarihsel eleman olarak görüyoruz. Yine ilerleyen zamanlarda çıkan tarihi yapılara bakarsak, Türkiye'deki mesela Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın yaptığı çok ciddi bir eserdir. Mesela bu Süleymaniye Camisi 1551-1558 yıllarında
Mimar Sinan tarafından inşa edilen bir cami. Ve aşağı yukarı 100'ü aşkın depremde de hiçbir şey olmadı. Hala daha şu anda bu camiyi modellediği zaman mühendis arkadaşlarımız, hocalarımız binanın ağırlık merkezinden, rigidlik merkezinin çakıştığı, yani uluslararası kabul görmüş SAP programında da modellediklerinde inanılmaz o tarihte çok ciddi bir mühendislik deneyimiyle yapıldığı o ortadadır. Keza 4 tane file ağ üzerinde oturan caminin kubbesi 53 metre ve yüksekliğinde ve 27,5 metre de çapındadır. Kubbeler de düşünün o tarihteki bir yapıdır bu. Diğer çimento kullanımına bakarsak tarihsel süreçte 1756 yılında İngiliz mühendis John Simpson ilk modern betonu keşfetmiş ve yine 18-19. Yüzyıl ortalarına gelen süreçte gelişmeler yaşanmış. Mesela 1842 yılında İngiliz Joseph Aspin Portland çimentosunu bulmuş ilk kez. Bu beton kalitesinin artırılmasındaki en önemli gelişme olmuştur keza. Ve 1844 yılında Portland çimentosu seri üretimi başlamıştır. Burada yine basitçe beton kullanımı büyük bir gelişme ve devirle birlikte kullanımı olan betonarmenin icadıdır en önemli gelişme. Daha sonra biliyorsunuz gevrek bir malzeme olan beton, basınç dayanımı çok yüksek, çekme dayanımı çok düşük. Öte yandan ise çelik, çekme dayanımı çok yüksek ve betona göre çok daha sünebilen bir malzemedir. Bu nedenle betonun içerisinde çekme gerilimleri oluşturarak bölgelere çelik donatılar koyuyoruz. Bunu da tarihsel şeye incelediğimizde mesela bu Joseph Monnier ilk patentini alan bir bahçıvan ama çok büyük saksılar yapıyordu ve bu saksılar her denemesinde parçalanıyordu içerisinde toprak koyduktan sonra beton döktüğü zaman. Daha sonra bir tel ördü ve ona göre betonu döktü ve baktı ki çok sağlamlaştı ve ilk patentini, açık gözük yapıp da ilk patenti alan kişidir. Ve 1867'de bu patenti almıştır. Yine bakın Arizona'da, Nevada Arizona'da, Amerika'da 1931-36 yıllarında 220 metre yüksekliğinde bir ağırlık tipi barajdır. Bu Homer Barajı ciddi bir mühendislik yapısıdır. Yine İsviçre'de İn Köprüsü 1901'de betonarme olarak yapılmış, 1901 yılında modern betonarme olarak yapılmış bir yapıdır. Yine 73'te İstanbul'da yapılan Boğaziçi Köprüsü de 1074 metre açıklığında yapılmış ciddi yapılardan biridir. Daha sonra tarihsel gelişimde baktığımız zaman çok ciddi yüksek yapılar, Tapir binası ve hatta daha da şimdi ilerlemiştir. Çok ciddi yüksekliklere de çıkmaya başlamıştır mühendislik yapıları. Mühendisliğin gene tarih içerisinde 18. yüzyıla kadar inşaat mühendisliği diye ayrı bir mühendislik dalına rastlanmamaktadır. O zamana kadar mühendisler askeri amaçlar için çalışan, kendileri de asker olan kişilerdir. 18. yüzyılın ortalarında sadece askeri amaçlar için kullanılmayan ve yapımında içi olarak askerlerden yararlanan bazı mühendislik yapılarının da örneği yolların yapıldığı görülmektedir. Bu yapıları yapan mühendisler askeri mühendislerden ayrılabilmek için de sivil mühendis denmiştir. İşte İngilizce'den gelen bu civil engineer veya inşaat mühendisi anlamını buradan almıştır ilk anda. Nedir diye başlarsak inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği medeniyetin altyapısını olan altyapısını yapılan yapan ve çevresini planlayan ve geliştiren bilim ve sanattır diyoruz. Yani en fazla uygulama alanı olan bir mühendisliktir esasında. Orada antiparantez de belirteyim. İnşaat, yapı, geoteknik yani zemin mekaniği ve temel inşaatı, hidrolik, ulaşım sistemleri, inşaat malzeme çalışmaları, yapı stratejisi, iş güvenliği, iş sağlığı, arazi ölçümleri ilgili tüm konularda analiz yapan ve proje tasarımı yapıp araştırmaları yapan bir meslektir. İnşaat mühendisliği cam mal güvenliğini dikkate alan, çalışma yapan önemli bir disiplindir. Yani şöyle düşünün, bir doktor bir hata yaptığında bir kişi ölür ama bir mühendis bir hata yaptığında binlerce, on binlerce kişi ölebilir yapının büyüklüğüne göre. Dolayısıyla mesleğimiz çok ciddiye alınması gereken bir meslektir.
Arthur William Wellington, Demiryolu İnşaat Mühendisliğine göre mühendislik, beceriksiz birinin 2 dolara yaptığı bir şeyi 1 dolara yapma, iyi yapma sanatıdır demiş ki bu da önemlidir. Yani ekonomik yapma, ekonomik sağlam ve ileriye dönük yapma çok önemlidir. İnşaat mühendisliğinin oluşturduğu ilk mesleki kuruluşa baktığımızda da 1828'de İngiltere'de bizim İnşaat Mühendisleri Odası'na karşılık gelen kurumun kurulduğunu görüyoruz. Eğitimden bahsedersek, mühendislik eğitimi ve tanımı, mühendislik eğitim deneyimde uygulama ile edinilen matematik ve doğa bilimler bilgisinin doğal güç ve kaynaklarının insanlık yararına ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ve mühendislik etiği gözetilerek kullanılması için yöntemler geliştirmesi uğraşısı olarak da tanımlanabilir. Günümüzde biliyorsunuz yani sürdürülebilirlik konusu önemli. Çünkü artık kaynaklar da azaldı. Örneğin mesela İstanbul'da baktığımızda agrega dediğimiz kum çakıl karışımının o bölgede 19 yıllık bir rezervi kaldığı düşünülüyor. Dolayısıyla biz yapılar yaparken eskisi gibi 50 sene falan değil, 100, 200, 300 sene dayanıklı, maintenance gerektirmeyen, yani bakım gerektirmeyen şekilde tasarlayıp yapmamız da çok önemlidir. Şimdi inşaat mühendisliği alanları genel olarak ana bilim dallarına bakarsak 7 ana bilim dalına bölünüyor. Kabaca biri yapı alanıdır. Bu yapı alanının içerisinde işte betonarme, yerüstü ve yeraltı yapıları, çelik, ahşap yapılar, yığma yapılar, prefabrik yapılar, yine geoteknik mühendisliği alanı, yani geoteknik mühendisliği derken zemin mekaniği ve temel inşaatı, burada zemin etüt raporları, yine zemin iyileştirmeleri yer almaktadır. Yine ulaştırma alanına baktığımızda, yani ulaştırma ve trafik mühendisliğine baktığımız zaman karayolları, demir yolları, metro ve hafif raylı sistemler, trafik düzenlemeleri de bizim mesleki alanımız içerisindedir. Hidrolik ve su kaynakları alanında ise barajlar, akarsu iyileştirmeleri ve göletler, sulama, kurutma sistemleri, içme sulama suyu, drenaj ve kanalizasyon sistemleri, boru hatları, yani misale hatları, içme suyu. Yine kıyı liman alanı bizim mesleki alanımızdadır. Dalga kıranlar, limanlar, iskeleler, deniz deşarj sistemleri, sahil tahkimatı gibi. Yine yapım yönetimi ve yapı işletmesi alanı, construction management de önemli bir alanıdır inşaat mühendisliği alanı. İnşaat yönetimi burada ve iş güvenliği konusu da yine alanlarımızdandır ve en önemlisi yine yapı malzemeleri alanı da yine bizim inşaat mühendisliği disiplini içerisindedir. İnşaat mühendisliği hizmetlerine bakarsak neler olduğuna, etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri, burada etüt ve fizibilite çalışmaları hizmetleri, planlama hizmetleri, projelendirme hizmetleri, araştırma ve geliştirme hizmetleri, keşif, şartlama, ihale dosyası hazırlama hizmetleri, hak ediş ve kesin raporların, hesapların yapılması hizmetleri, mesleki kontrollük hizmetleri, çevresel etki değerlendirme raporları da yine bizim inşaat mühendisliği hizmetleri içerisindedir. Yapım hizmetlerine bakarsak burada yapım yöneticiliği, şantiye yöneticiliği, iş güvenliği yöneticiliği ve saha yöneticiliği diye de burada alçıklara ayırmak mümkün. Yine denetim hizmetleri, yapı denetim mühendisliği hizmetleri, teknik uygulama sorumluluk hizmetleri olarak ayırabiliriz. Laboratuvar hizmetleri, yine inşaat mühendisliği disiplininin verdiği hizmetlerin içerisindedir. Yapı malzeme laboratuvarları ve zemin mekaniği laboratuvarları da inşaat mühendisliği hizmetleri arasındadır. Yani inşaat mühendisliğinin yapılarına bir bakarsak neler yapar diye, çok geniş bir alan demiştik biraz evvel de. Üzerinden ilerlediğimiz bütün yollar, trafik ışıklarının sinyalizasyonu, kullandığımız köprüler, üst geçitler, amfiler, tiyatrolar, barajlar, sulama kanalları, diğer su dağıtım şirketleri, kanalizasyon şebekeleri, oturduğumuz, çalıştığımız mekanlar, binalar, vinçler, kuleler, alışveriş merkezleri ve bunlar gibi hep inşaat mühendislerinin çalıştığı ve yarattığı eserlerdir. En geniş dediğimiz gibi mesleki disiplindir.
Eğitime bakarsak genelde nedir diye eğitim süresinin içeriği, eğitim süresi 4 yıldır genel olarak. Tabii değişik Avrupa'da bazı şeyler de var, şimdi 3 artı 1, 3 artı 2 gibi. Ama genel olarak 4 yıldır eğitim süresinde matematik, fizik, kimya, teknik resim, yabancı dil, bilgisayar programlama, jeoloji, yine mühendislik mekaniği, mühendislik ekonomisi, malzeme bilimi, inşaat mühendisliği bilgisi uygulaması, topografi, yapı malzemeleri, ulaştırma mühendisliği, hidroloji, istatistikler, yöntemler, zemin mekaniği, hidromekanik, yapı statiği, temel mühendisliği, su kaynakları mühendisliği, betonarme yapı mühendisliği ve işletmesi, çelik yapılar ve yapı tasarımı, bunlar gibi dersler alınmaktadır eğitim süresinde. Eğitim sırasında da staj sorumluluğu vardır. Tabii diploma almak, biliyorsunuz mezun olduk, artık diploma almanın yeterli olmadığı, fakültede verilen bilgilerin temel bilgiler olduğu, iyi bir mühendis olabilmek için hayat boyunca bir eğitime ihtiyaç gerektiği bilinmelidir. Bu anlamda da biz inşaat mühendisleri odaları olarak da sürekli meslek içi eğitimleri üyelerimizi geliştirmek için de yapıyoruz. Buna önem veriyoruz. En önemli görevlerimizdendir. İnşaat mühendisinin sorumluluklarına gelince, bir kere topluma karşı sorumluluğu vardır. İnşaat mühendisinin doğaya, çevreye karşı sorumluluğu vardır. İşverenlere, işçiye karşı sorumlulukları vardır. Meslektaşlarına karşı sorumlulukları vardır. Mühendislerin birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları vardır. Örgütlerine karşı, meslek odalarına karşı sorumlulukları vardır. İnşaat mühendisliği nerelerde çalışabilir diye bir bakarsak, mezun olacaksınız, özel sektörde çalışabilirsiniz. Örneğin uluslararası müteahhitlik firmalarında, proje firmalarında, danışmanlık firmalarında, bankacılık, sigortacılık ve bunlar gibi alanlarda çalışabilirsiniz. Kamu sektöründe değişik kuruluşlarda, örneğin Bayındırlık Bakanlığı gibi, Karayollar Dairesi gibi, Su İşleri Dairesi gibi, belediyeler ve yerel yönetim teşkilatlarında da görev alabilirsiniz. Tüm bunlara ilave inşaat mühendisi kendi firmasını kurarak proje yapımı, danışmanlık ve müteahhitlik alanlarında da hizmet verebilir. Yani bayağı bir geniş uygulama alanımız vardır. Aranan kişilik özelliklerinde olmalıdır diye bir toparlama yaptım. Sayısal akıl yürütme gücüne sahip, matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve buna bu alanda iyi yetişmiş bir kimse olmak, her bilim dalında olduğu gibi bilgileri anlamlı bir düzen içerisinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olmak, ayrıca iş sahipleriyle içlerine iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kimse olmak gibi de toparlamak istedim böylece. Size uyarılarda bulunmak istedim meslekle ilgili olarak. Şimdi bizim odamızın diğer başlığa geldiğimizde, odamızın şu anda kadar yaptığı çalışmalar nelerdir? Onlardan bahsedeyim. Bir kere meslek içi eğitim seminerleri en önemli konumuzu oluşturur. Ve biz geçmiş dönem, yani 2 sene gibi bir süre önce, aynı zamanda inşaat mühendisliğinde okuyan öğrencilerin de eğitimlerimizden faydalanabilmesi için öğrenci üye yönetmeliği de yaptık ve ücretsiz olarak tüm şeylerimizde devamlı fakültelere duyuruyoruz ve her türlü bizim üyelerimizin, normal üyelerimizin faydalandığı hizmetlerden de öğrenci üyelerinin de faydalanmasını, yani yerli olsun, yabancı olsun hiç fark etmez bizim için, öyle bir ayrım da yapmadık. Çünkü hepsi bizim buradan yetişmiş mühendis arkadaşlar olacak. Dolayısıyla hepsine de hizmet vermeye laboratuvarımızı açtık keza. Ondan da bahsedeceğim şimdi. Yine bizim çok önemli bir artımız inşaat mühendisleri odası olarak 1981'deki proje denetimi, yani vize olayının ülkede yasal haline getirilmesi olayıdır. 81'den beri tüm projeler, kamu olsun, özel olsun, odamızdan vize aldıktan sonra yerel makamlara gider, yani belediyelere gider. Dolayısıyla Türkiye'de bu son zamanlarda iptal edilmiş bir durumdadır ve odalarda büyük sıkıntı yaşıyor bundan. Bu konuda önemli bir konudur odamızın verdiği hizmet açısından. Teknik Vize Bürosu vardır inşaat mühendisliği odasında ve projeler orada
uygun yönetmeliklere, uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Yine 1 Ekim 2005 tarihinde mesela bize büromuz proje denetiminde afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğin, yani 1997 Türkiye'deki deprem yönetmeliğinin minimum koşullarını aramaya başlamıştır. Bu bilinçle ve Şubat 2009 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası bize tüzüğü yasallaştırılmıştır. Dolayısıyla güncel şartnameler, yönetmelikler çerçevesinde bakılıyor bütün dosyalara ve burada da yani insanların can mal güvenliği öne çıkarılarak yapılıyor. Mesela şimdi bugün burada olmamız güzel bir şey çünkü Lefke'deki hasbekadar ben de bu yıkılan binada inceleme yapan, bu raporu hazırlayanlardan biriyim. İşte bunu örnek vermek istedim. 23 Şubat 95'te 23.04 sıralarında 5.7 şiddetinde deprem olmuştur Lefke bölgesinde. Yani Baf açıklarındaydı ama en fazla etkilenen Lefke oldu. Ve bu bina, bu gördüğümüz bina esasında iki katlı bir binaydı. 10 gün içerisinde de insanlar buraya yerleşecekti. Son boyaları yapılıyor bu yıkılmadan evvel. Biz gittiğimizde bir katlı zannettik ama sonra merdivenleri görünce anladık yani iki kat olduğunu binanın. Sonra projesini inceledik ve yerindeki durumu inceledik. Maalesef işler acısı. Yani yeni bir biten bina. Eski binalara baktığınız zaman eski binalarda çok az çatlak ve hiçbir problem yokken bu yeni bina yıkıldı. Şansla insanlar ölmedi. Yani tek oydu sevindirici. Fakat gördüğümüz mesela kolonların mesela biliyorsunuz dar kenarı 25 olması gerekirken 25 santimden az olması gerekirken orada işte duvar 20 olacak, içeriye 5 santim bir çıkma olacak gibi endişeye kapılıp 20 santime düşürdüler. Bütün kolonları yerinde düşünün yani böyle bir mantığı. Ve o döndüren o kolonları 20 santim düşürttükleri kolonların içerisine bir 3 inçlik de plastik yağmur suyu borusu koydular. Dinamit gibi ki yani daha kolay gitsin. Ve gitti yani sonunda. Baktığımız zaman yani beton kalitesi tamam değil, demir işçiliği tamam değil, hiçbir şey tamam değil. Yani işte bakın bu çok önemli bir noktadır. Yani bir mühendisin de yerinde denetimi yapması ve uygun şekilde binanın yapılması çok önemlidir. Yani siz çok güzel bir projeyi çizebilirsiniz ama yerinde usulünde yapılmazsa çok basit bir detaydan da gidiyor. Burada da vardı. Yine ben 97'de Adana'da ikinci gün davetliydim İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak ve ikinci gün binaların hasar tespitlerine ağır hasar veya orta hasar veya hafif hasarlı tespitinde bulundum. Daha Adana sallanıyordu o depremde. Yani orada gördüklerim de var benim o manzarada. Yani çok basit bir etriye detayından. Yani biliyorsunuz etriye bizim çok önemli. Yani kirişlerde ve kolonlarda. Ve 135 derece olması gerekir. Yani içeriye doğru dönmesi lazım uçlarının. 90 derece kalmaması lazım. Çok önemli bir detaydır. Bunun parasal bir değeri yoktur esasında. Çünkü yapan ustanın veya işçinin elini biraz daha fazla küçük bükmemesiyle ilgilidir. Bakın. Buna bakmıyorsanız işte bu etriyeler dışarı doğru açılıyor, bu 90 derece yapılan etriyeler ve günün sonunda kolonlarımız, girişlerimiz göçme durumuna giriyor ve maalesef insanlar da ölüyor. Hem can hem mal kaybına uğruyoruz. Yani bu da önemli bir şeydi, hatırlatmak istedim. Neler yapıyoruz? Biz İnşaat Mühendisliği Odası bünyesinde çalışan komitelerimiz vardır. Mesela trafik ulaştırma komitemiz vardır, yasa ve tüzüklerle ilgili olan komitelerimiz vardır ve bu komitelerle çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yine yerel yönetim ve bakanlıklarla devamlı ilişkiler içerisindeyiz. Yani imar planlarının değişiminde, fasıl 96 yani yollar, binalar düzenleme yasasının değişikliklerinde bir fiil katkı koyuyoruz. Yine teknik yayınlarla uğraşıyor odamız, tüzük yönetmelik çalışmalarıyla uğraşıyor. Aynı zamanda işte bakın bugün buradayız. İnşaat Mühendisliği Odası'yla üniversite ilişkileri devamlı diyalog içerisindeyiz. Yine biraz önce bahsettiğim öğrenci üye yönetmeni de yaparak öğrencilere de bütün mesleki eğitimlerimizi ve imkanlarımızı da açtık. Yine ciddi bir çalışma yaptı bizim İnşaat Mühendisliği Odası. Tuzla bölgesinde bir sıvılaşma tehlikesi olduğu tespit edildi. Tuzla bölgesi Magosa'da bir büyük alan. Burada zemin çok kötü ve sıvılaşma tehlikesi var. Yani binaların orada depremden sonra büyük zarar görmesi durumu var. İşte burada biz bu bilinçle inşaat mühendisliği odası olarak
Burada 2006 yılında Tuzla bölgesinde yapılacak projelerde parsel bazında zemin etüt raporları aranmaya başlamıştır. Odamız karar vermişti 2006 yılında ve yani kesinlikle o oraya yapılacaksa bir zemin etüt raporuyla birlikte sunması istenmiştir. 2008 yılında ise biz dedik ki bu bölgeyi bir bölgesel bir inceleyelim doğru yöntemle ve bir rapor hazırlayalım ki herkese de bunu açalım, hem mühendislere hem mal sahiplerine ve bir külfet de olmasın. Yani bir defa da yapalım bunu, bölgesel haritaları çıkaralım. Bunun için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden şu anda profesör olan Kemal Önder Çetin Bey'e, geoteknik uzmanı, bu konularda çok deneyimli, ona başvurdu. Ve böyle bir raporu yapmaya başladık. Nedir sıvılaşma diye bahsedersek, genellikle suya doygun ve kum tabakası olan bu deprem titreşimlerden uğradığı zaman sıkışmaya uğrayan zeminlerde bu gerilme değeri eğer deşarjda yapılmıyorsa boşluk suyundaki basınç çevre basıncına eşit olur ve en sonunda da bu efektif gerilme sıfırda olur, sıfır olur ve zeminde oturma olur. Yani şöyle hatırlayacaksınız, Marmara'da da bu olay yaşanmıştır. Aynen Marmara depreminde zemin sıvılaşmasından dolayı bakın bina sapasağlamdır ama zemin sıvılaşmasından dolayı bina yan yapmıştır. Tabi burada binanın formu da önemlidir. Yani bina daha yayvan olsaydı belki böyle bu şekilde devrilmeyecekti ama hani yüksekliğine göre boyutu da dar olduğu için burada da devrilmiştir. Ama temel bile sağlam, dikkat edin. Öyle bir durum var. Yine bakın, örnek bakın, temel döndü. İşte zemin sıvılaşmasında neler olabileceği durumumuz. Ve şimdi şu anda biz Tuzla'yı 2 kat gibi bir sınırlamaya koyduk o rapor çerçevesinde. Eğer daha yüksek yapılacaksa kesin parsel bazında ciddi zemin etüdü ve temel raporları yazılması gerekir. Ona göre yapılması gerekir. İşte Kemal Bey'in de tavsiyesi üzerine burada farklı bir uygulama yapılmıştır. CPTU dediğimiz zeminin içerisine hızla bir sivri çubuk sokarak bilgisayar kontrolü zeminin bütün parametrelerini okuttuk. Şöyle bakın işte çubuk giriyor böyle hızla aşağıya zemine ve bilgisayardan bütün datalar alınıyor. Sağ olsun bu çalışma başında da buradadır arkadaşımız. Genel sekreterimiz bizzat bulunmuştur. Çok büyük efor harcamıştır. Ve böylece işte Gazimosa bölgesindeki Tuzla bölgesinin sismik zemin sıvılaşma değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Ve bu rapor çerçevesinde haritalarda çıkmıştır. Hangi bölgenin daha tehlikeli, daha az tehlikeli ve öneri raporları da vardır arkasından. Yani işte size der ki burada bir oturmalar bu kadar olacak. Dolayısıyla işte radye temel önerir veya işte uygun parametrelere göre önerir. Tabii biraz evvel de bahsettim. Yani bizim işimizde her şeyi tamam yapıyoruz ama yerindeki denetim iyi olmazsa maalesef kötü sonuçlar oluyor. Biraz evvel gördüğümüz örneklerdeki gibi. Dolayısıyla bu bilinçle de yapı denetimi ile ilgili çok ciddi çalışmalar başlattık. Yasal baza getirmek için. Çünkü bizde maalesef yasal bir boşluk var yapı denetiminde. Yani yerel yönetimler bizim mühendis raporlarını aramadığı için, yani kontrolünü aramadığı için. Dolayısıyla keyfiyete yani isteyen yaptırıyor, isteyen yaptırmıyor gibi bir duruma döndü. Bununla ilgili 7 aydır çalışan, yani bizzat ben 7 aydır katıldığım şeyde Lefkoşa Türk Belediyesi'den en büyük belediyeyle 500 kasa kararını da almıştır Lefkoşa Türk Belediyesi. 1 Ocak 1 Mart 2014 tarihinden itibaren artık tüm yapılardan yapı denetimiyle ilgili inşaat mühendisinin raporları aranacak ve ona göre artık onay verecek belediyeler. Bunu da buradan müjdeleyeyim. Bu yani geçen hafta içerisinde basın toplantısı yaptığımız bir şeydi. Arkasından da şimdi biz Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ilgili bakanlıktır bu konuda. Onlardan bastırıp da ülke genelinde bunu yasallaştırmak için uğraşacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de 2001 yılında 19 pilot ilde başlatılmıştı yapı denetim şirketleri olayı. 2012'de tüm illere yayıldı. Şimdi Türkiye'de yasal yapı denetim şirketlerinin kontrolü aranıyor. Yani bu önemlidir Türkiye'de de esasında. Çünkü görüyorsunuz neler yaşadığımızı. Mesela bakın bir örnek. Bu işte geçen sene çektiğim bir şeydir. Bu belediye bunu izinsiz olduğu için, yani hiçbir izin almadı. Hiçbir izin almadığı için bunu gitti durdurttu. Yani çekti bandını da. Dedi ki bu bina izinsiz olduğu için durdurulmuştur dedi. Ben bu resmi yakından çektim. Biraz da daha uzaktan çektim. Bakın. İşte durun, bakın altta bant devam eder. Kapalı ama döküyor adam yani, dinleyemiyor. Yani
durumumuz bu yani öncelikle maalesef. Sizin Kuraçlı'da okursunuz herhalde Galatasaray'da. İşte kaçak olarak büyük plan üstü yapılır falan. Her gün Galatasaray'da çıkar mesela. Şimdi izinsizdir o da. Ya sana o da izinsiz. O da izinsiz. Yani büyük plan üstü de Akdeniz'e bir olan kısımda. Belediyeyi dinleyen yok. Hele buradaki İmar Şube Müdürü, yani bu konu durdurma yetkisi olan şahıs bizi arıyor. Gelin durdurun diyor. Ya yetki sende diyorum. Biz inşaat mühendisi odası olarak yetkimiz yok, yerinde durduralım. Yani böyle bir durumdayız maalesef arkadaşlar. Yani bu bilinç çok önemlidir. Bunu da tarihte bu en dediğim Hammurabi kanunları. Yani insanlar tarihte ne kadar önem verildi. Bakın 2500 yılında bu Hammurabi kanunlarından diğer diğer maddelerdi. Bir inşaatçı diyor. Herhangi bir kişi için bir bina inşa ederse ve bu bina uygun şekilde yapılmayıp inşaat bina yıkılıp sahibini öldürürse inşaatı yapan öldürülür. Bu kadar ciddi yani. Yaptın olmadı, gittin demektir. Yani onun için ona göre yapıyor. Yani eğer bina sahibinin oğlu ölürse diyor, o onun oğlu öldürülür. Yani çok ciddi yani. Bakın ne kadar önem verildiğidir bu. Bina sahibinin kölesi öldürülürse evin sahibisinden işte bir köleye kadar ödeme yapar. Binanın bir kısmı harap olursa, harap olan kısmın tümünü tazmin eder ve inşaat ettiği binayı düzgün şekilde inşaat edeceğine kendi imkanlarına evi yeniden inşa eder. Yani kurallar konmuş, yani ne kadar önem verilmiş. İşte bir başkası için bir bina yapıyorsa ve henüz tamamlanmamış olsa bile duvarı devrilmişse diyor, inşaatı yapan kişi kendi imkanlarıyla duvarı daha sağlam bir şekilde yapmalı diyor. Yani hep kuralları koymuşlar, yani tarihte de bu iş ne kadar önemli olduğu çok önemlidir. Dolayısıyla yani deprem güvenliğini en ciddi olarak umursamadan denetimsiz yapı yapmak fikrine hiçbir zaman sahip değiliz. Yapılarımızı imal ederken kullandığımız malzemelerin de sınırlı olduğunu, yani işte sürdürülebilirlik, o devamlı bahsettiğimiz olay, projelerimiz çok çağdaş, depreme dayanıklı ve çok uzun ömürlü yapmalıyız diye vurguluyoruz. Biz inşaat mühendisi odası olarak da laboratuvarımızı çok geliştirdik. 2008 yılından itibaren her türlü yapı malzemesinin testlerini şu anda yapıyoruz orada. Hatta son asfalt işine ilgili bütün malzemelerimiz girmiştir. Yani düşünün, tuğlasından, parke taşından, bordüründen, betonundan, yerinden karotla numune alıp betonu test etmeden, röntgen cihazıyla demirleri içerisinde kontrol etmeden her türlü cihazımız var ve hizmeti veriyoruz. Ve bilinçli müteahhitler, bilinçli mühendisler, bilinçli mal sahipleri bunu talep ediyor ve devamlı yaptırıyor. Mesela geçenlerde bir konu oldu, çok hoşuma gitti. Bir mal sahibi geldi, dedi ki ben dedi inşaat mühendisleri odası olarak inşaattan gelip numuneyi de siz almanızı istiyorum. Yani çoğu çünkü numuneyi bize getirir. Biz de gerekirse curing veya işte bakımını yaptırır ama yerinden azdır alan bir mal sahibi geldi yani mühendis de yok, bir şey de yok. Ben dedi inşaat mühendisi odasının isterim dedi, alınsın dedi numuneler. Sonra biz sorguladık. Şimdi adam şöyle diyor. Ben diyor çok memnun oldum bu işten diyor. Çünkü o inşaat mühendisleri odasının arabası gelirken diyor şantiyeye, insanlar diyor disipline girer diyor. Bütün çalışanlar diyor daha titiz davranın diyor. Yani işte bakın, yani olayda bir mühendisin veya bir mühendisler odasının devrede olması, yani bir inşaat mühendisinin devrede olması, o şeyi bile, psikolojik etkisi bile çok önemlidir. Dolayısıyla bizim inşaat mühendisi laboratuvarında hem testler yapılıyor, hem eğitim laboratuvarlarımız var. Keza mesela ODTÜ Kalkanlı'da, zaman zaman Yakın Doğu Üniversitesi de, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi de gelip bizim laboratuvarda öğrencilerine testleri gösteriyorlar. Yine kurs odalarımız var. Orada dersle ilgili kısımlarını anlatıyorlar. Keza biz burada kurslar yapıyoruz. Mesela birebir olan kurslar yapıyoruz. Yani genel mesleki içi eğitim değil de kurs olarak. Mesela SAP 2000 kursu düzenliyoruz. AutoCAD kurslarını düzenliyoruz. Meslekle ilgili. Hatta son NETCAD ile ilgili ciddi bir sertifikalı bir kurs düzenledik ve karayolu inşaatında yol projelendirme ve detaylandırma ile ilgili epey mühendisi de eğittik. Karayollarından geldiler, katıldılar. Bir 10 kusur kişi ve çok memnun kaldılar ve onlara da belgelerini verdik. Yine işte burada inşaat mühendisi odasının bir laboratuvarı ile ilgili bir şeydir, broşürdür. Sanayi bölgesindedir Lefkoşa'da inşaat mühendisi odası laboratuvarı.
ktimo.org veya .net fark etmez. Buradan da devamlı güncel bilgileri alabilirsiniz. Her türlü faaliyetimizle ilgili veya laboratuvarla ilgili. Laboratuvarın profisi de vardır. Oraya gitmek isterseniz seve seve, yani yolumuz düşerse gidin. Orada bizim teknik adamlarımız var. Size deney sırasında gösterirler, tarif ederler neler yapıldığını. İşte burada da Prokisi'dir. Hemen statünün yanından girdiğinde inşaat mühendisi odasının laboratuvarının yeri. Bir de sizlere nacizane tavsiyelerim olacak. Çünkü bu ABET kurumlaştırma ve şeyde komitelerde de hep çalıştım ve bu inşaat mühendisliği eğitiminde gördüğüm aksaklıkları da uyarmak istedim. Bir defa size tavsiye genel mühendislik kavramlarını. Genel mühendislik kavramlarını ve yapı davranış bilgisi üzerinde daha fazla durmanız, bunlardan hocalarınızdan daha iyi bilgi almanız. Yani temel bilgileri iyi öğrenin, onu söyleyeyim. Yani temel bilgiler çok önemlidir. Yani detayını halledersiniz sonra. Ama temel bilgiler çok önemlidir. Yani mesela bir beton sınıfında C20 dediğimizde tam neyi kastediyoruz? Bunu çok iyi bilmek lazım. Çünkü ben mezun olmuş mühendislere de soruyorum. Bazen de değişik cevaplar alıyorum. Yani bir C20 betonunun işte 28 günlük bir silindirik numunenin, yani 15'e 30 yüksekliğinde 28 günlük basınç mukavemeti olduğunu, onun Newton bölü milimetre kare veya megapascal olduğunu, bunları çok iyi bilmek lazım. Yani temel kavramlar, yani mühendislik kavramları. Bu basitçe verdiğim bir örnekti ama mesela dünyadaki bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edin. Teknik çizim çok önemli. Yani bakın ben görüyorum, yani gerçekten büyük sıkıntı vardı teknik çizimde. Biz mühendisler olarak yalnız hesap kitap yapmıyoruz. Kendi derdimizi çizimle anlatıyoruz. Eğer çizimi iyi bilmezsek derdimizi anlatamayız. Yani mühendis iyi çizim bilmesi lazımdır. Üç boyutlu hayal etmesi lazımdır. Dolayısıyla teknik çizime de çok önem verin, yani önemsiz değildir. Yani bilgisayar çizer diye düşünmeyin. Yani bilgisayara siz ne yaparsanız onu alırsınız. Dolayısıyla siz bilmeniz lazım. Evet, yani stajlar çok iyi takip edilmeli. Sorgulayıcı olmanız lazım. Yani soracaksınız anlamadığınız yerleri de öğrenciyken soracaksınız. Öğrendikten sonra, mezun olduktan sonra daha zordur. Bazı şeyler yine olur ama daha zordur. Çevrenizle kolayca iletişim kurmanız, meslek etiği sahip olmanız. İşte bu meslek etiği derken, mesela ben hasbekadar mezun olurken bölüm başkanının yanında bu mühendislik yeminini yemin ettim mi aldım diplomamı ve o hala da aklımdadır. Yani o bölüm başkanının yanında o verdiğim yemin çok önemlidir ve yani bunun bilincinde hareket etmek lazım. O meslek etiği çok önemlidir. Dediğim gibi sorgulayıcı olun, yaratıcı olun, yeniliklere kolayca uyum sağlayın. Rapor hazırlamayı öğrenin. Bakın hala daha biz uğraşıyoruz. Odada devamlı bu bilirkişi eğitimlerinde falan bu rapor hazırlama üstünde duruyor. Çünkü rapor yazmak çok önemli. Yani derdinizi anlatmak çok önemli. Onun için rapor yazma üzerinde çok hassasiyetle durmanızı tavsiye ederim. Örneğin meslekle ilgili bilgisayar programlarını da öğrenin. Yani bir çizim programını, bir ofis programlarını, bir beynel bilen structural analysis, SAP 2000 gibi programları, bunları öğrenin. Çünkü bunlar daha sonra size büyük fayda sağlayacak. Yani bilgisayarlar da, bunu uyarmak ihtiyacı duydum, bilgisayarlar ve yazılımlar da inşaat mühendislerinin günümüz koşullarında mesleklerini icra etmeleri için vazgeçilmez unsurlardır. Yalnız uygulamada mühendislerin yazılımlara sonsuz güven duydukları gözlenmektedir ve mühendisler bu tür yazılımların bir hesap aracı olduğunu unutmamalı, sonuçları mutlaka kontrol edilmeli ve düzeltmelidir. Yani mertebe söylerim, ben yani öğrencilerime de söylerim, mertebeyi iyi düşünün. Yani bir şey İşte yüzlü halde çıkacaksa da milyon çıkar veya bin çıkar. Bir durun bakın, yani mertebeyi iyi tahmin etmek lazım ve geri dönüp de kontrol etmek lazım sonuçları. Çünkü bir yanlış data girişinde yanlış sonuçlar alırsınız ve bu da sizi çok kötü bir şeylere götürür. Daha sonra işinden çıkılmaz hale gelir. Mesleğinizi ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmeni iyi bilmeniz lazım. Yani sizin mesleğinizi ilgilendiren konulardaki yasa, tüzük ve yönetmeni çok iyi bilmeniz lazım ki işlerinizi sorunsuz yürütmeniz açısından. Yapılarınızı da imal ederken kullandığınız malzemelerin sınırlı olduğunu bunu bir daha vurguluyorum. Düşünerek projelerimizi çok daha çağdaş, depreme dayanıklı ve çok uzun ömürlü yapmalıyız diyoruz. Eğer inşaat mühendislerinde olmasaydı ne hale gelirdik diye bunu da koyma ihtiyacını duydum. Yani bak, inşaat mühendisi olmazsa işte böyle bir avuk sunu köprü olur en sonunda.
Bakın bir Golden Roof Bridge orada da ismi var. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve sorularınıza devam edelim. Evet, yani sizden sorular cevaplayabilirim. Herhangi bir konuda. Öncelikle verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman bu demirin ne zaman bulunduğu hakkında kesin bir bilgi var mı? Demir de işte yani demir olarak materyal demiştik ya, bakın Romalılar zamanına kadar gidiyor. Yani o zaten aynı tarihlerdedir hemen hemen o söylediğimiz Roma dönemlerinden, o iz çağlardan başlamıştır. Yani tam bizim şimdi olmasa da yani mesela bronz çubuklar kullanmış mesela. Yani aynı anlamda bronz çubuğu kullanmış. Daha sonra da şey kullanmış. Evet. Bu betonarme hem donatılı yapılara tam olarak hangi tarihlerde başladı? İşte bakın ilk örneklerinden biri de yani 1900'lü yıllarda mesela o Amerika'daki ilk betonarme köprü mesela çok ilklerdendir. Yani 1900 yıllara geliyor. Yani 1900 yılların çerçevesinde de ilk betonarme yapılan ama şöyle yani şimdi hesap kitap olarak da hep gelişmiştir. Yani ilk çimento bulunmuştur ama tabii ilk mesela bahçıvan o tarihte almıştır. Kusurlarda almıştır ama ilk ciddi anlamda profesyonel senin son dönem anlamda ilk şeyler işte 1900 yıllara denk geliyor. Peki o zaman size yani bu betonarme yapıların bulunması Allah'ın bir lütfu mudur yoksa insanların bir mucidi midir? Yani şimdi tabii bunlar işte dikkat ederseniz deneyerek olmuştur. Yani insanlar da yani görmüştür olayı. Bakın o ilk önce koymuştur o şeyi, mermer parçasını yıkılmıştır. Sonra demiştir ki yani bunu nasıl durdurabilirim ben? En sonunda anlamıştır. Yani oraya bir çubuk korsam ben. Yani dolayısıyla bunlar hep deneyerek oluyor. Deneylerden de ilerliyor. Yönetmelikler de, şartnameler de. Bakın depremden sonra gördüğümüz yani bizim en ciddi şeyimiz depremden sonra gördüğümüz hasarlardan dolayı yönetmelikleri geliştiriyoruz. Mesela 1997 yönetmeliğine kadar çok fazla 135 derece etkiyi şey yapan yoğurdu yani. Yani 90 derece de olurdu öyle bir şey yoğurdu. Ama gördük ki mesela depremlerden sonra 90 derece etkiler açılıyor. Hemen onu da koyduk. Onu bulduk. Yani devamlı gelişiyor esasında inşaat mühendisliği, yönetmelikler keza. Ki şunu da söyleyeyim, 2007 Türkiye'deki deprem yönetmeliği uluslararası ilk içerisindedir. Çok ciddi bir yönetmeliktir. Ve çelik yapılar kısmında var. Buyurun. İş güvenliği, kurslar falan olur. Evet. Ama uzun bir süre bu kurslar yapılması için kadar. Evet. Yapılması için de 5 yılda neymiş? Şimdi bu iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma dairesinde biliyorsunuz İlgili Bakanlık. Bu bir yasa tüzük hazırladılar ama onun yani fiiliyatta denetimiyle ilgili tam yasallaşmadığı için dolayısıyla bir boşluk var. Yani orada da bir boşluk var. İşte şimdi bu yapı denetiminden bahsediyoruz ya onunla birlikte gelecek bunlar da. Yani iş sağlığı ve güvenliği de önemli olacak. Evet. Maalesef. Zaten yani ortada teknik adam yok zaten yani dolayısıyla orada sıkıntı var. Ben şeyi söyleyeyim yani örnek vereyim size. Son İzmir'de şeye gitmiştik, yapım almadık konferansına gitmiştik. İzmir İnşaat Mühendisi Odası'nın geçen sene. Bu arada odaya dedim yani üyelerimizi de getirdik. Biz çünkü üyelerimizi de beraber götürüyoruz. Yani oda olarak belli bir mesela uçak biletini veya oteli biz karşılıyoruz da yani makul olsun. Hep beraber gidelim, bu eğitimi alalım orada, görelim yeniler diye. Orada bir ara bulduk, dedim ki inşaat mühendisi odasında bizi bir ciddi şantiyeye götürdü. Çünkü orada şantiyeler hepsi ciddi değil yani Türkiye'de de. Bizi böyle 10 blok ve her biri 15 katlı tünel kalıp sistemi olan bir şeye götürdüler, şantiyeye götürdüler. İşte ilk şantiyeye girdiğimizde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı inşaat mühendisi hepsimizi aldı bir odaya. Ve nasıl hareket edeceğimizi söyledi önce şantiyede, nasıl hareket edeceğimizi söyledi. Hepsimize birer helmet dağıttı ve ona göre girdik şantiyeye. Yani çok önemlidir. Evet, buyurun hocam.
Sayın Başkan teşekkür ederiz. Çok kapsayıcı, hoş bir konuşma yaptınız. Benim sorum şu. Öğrencilerimiz mutsuz. Şöyle suratlarına bakın. Böyle gülümseyen vesaire çok az bulursunuz. Evet. İş yerinde. Temel argüman da şu. Benim oda arkadaşım sosyal bilimlerde, hatta başka bir mühendislik bölümünde benden 3-4 kat daha az çalışır, layık olur, gençliğini yaşar, hayatını yaşar. Ben onlardan çok daha fazla çalışmak zorunda kalıyorum. Bir de notlara bakıyorum, adam A almış, bilmem ne almış, ben D'yi nasıl alacağım diye çırpınıyorum. Üstelik bunu yaparken de bu öğrendiklerinin doğrudan uygulaması yok. Benim ne işime yarar diye sürekli sorguladığım için de kendimi çok iyi veremiyorum. Yani ben niye bunu yapıyorum şeyi var. Ne yapalım? Nasıl bir çözüm bulalım? Bunlara tavsiyeniz nedir? Şimdi öyle bir şeyleri var ama hiç üzülmesinler. Bence onlardan çok daha avantajlıdırlar. Hele günümüzde artık bir iş sahibi olmanın çok daha zorlaştı. Çünkü tüm meslek alanlarında sayılar çok ulaşmıştır. Örneğin ülkemizde örnek vereyim. Mimar, kayıtlı mimar sayısı 1300-1860 bakın. Ama ben 95-96'da yönetim kurulunda oda saymadıyken biz iki katıydık mimarların. Şimdi demek ki inşaat mühendisi değerlenmeye başladı. Çok önemlidir bu. Yani sayı olarak da şeydir. Yani çok önemlidir bu ve uygulama alanı da çoktur inşaat mühendisliğinin. Yani biraz evvel saydım. Her türlü sektörde iş bulabilir, iş yapabilir. Dolayısıyla yani şimdi belki biraz dersleri sıkıdır ama daha sonra bunun faydasını görecekler. Şöyle bir tavsiyede bulacağım. Devamlı bizim de odanın meslek içi eğitimlerine veya bizim odamızla işte bakın biraz evvel örnek verdiğim. Mesela o İzmir'e beraber bizim de gelseydi işte gidip bunları da görecekti. Uygulama alanlarını da görecekti. Ve biz zaman zaman şöyle yaparız. Mesela son bu Geçitköy barajına da gittik ve o barajı gördük yani hep beraber mühendis arkadaşlarla birlikte. O baraj gömülesinin yükseltilmesi ve teknik bilgi aldık bu su geçirme projesiyle ilgili. Yani bizim odamızı da takip ederlerse ve gelirler. Bunlardan da faydalanırlar. Yani onu söyleyeyim. Buyurun. İsmim Erdem Yaman. Öncelikle teşekkür ederim. Size iki sorum olacak. Birinci sorum, öğrenci üye yönetmeliğini biraz daha açabilir misiniz? Evet. Bunun öğrenciye bir maddi külfeti var mıdır? Evet. Yararlanabilme koşulları nelerdir? Tek koşul şudur. İkinci sınıfa başlamış olmak. Maddi hiçbir külfeti yoktur. Birinci sınıfı şey yaptık. Yani ilk o temel derslerdir biliyorsunuz. Yani biraz meslek derslerinde başlamış olsunlar dedik. Geri hiçbir külfet yok dediğim gibi ayrım da yok. Yani illa KKTC vatandaşı olarak, TC vatandaşı olarak falan. O ayrım da yok. Dolayısıyla her türlü etkinliğimize gelip katılabilirsiniz. Biz şeye de duyuruyoruz, bölümlere de duyuruyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi bizim web sayfamızı da takip ederseniz mesela son geçen ay içerisinde yani bir 20 gün falan oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinden Erkan Özer'i getirdik ki Erkan Özer 2007 deprem yönetmeliğinin çelik yapılar kısmını yazmış profesördür ve çelik yapıların tasarımı ve uygulamalarıyla ilgili ve yönetmelikle ne gibi hatta şu anda ne gibi çalışmalar yaptıkları güncelleme ile ilgili onun bilgisini vermiştir. Bunlara gelin katının her zaman bulmazsın giderim bunların şeylerini. Yani bu hocaya getirmek bile büyük bir meseledir çünkü. Bunun alt başlığında bir sertifika programımız veya bunlara öğrencilere yönelik böyle bir gelip katılanlara katılım belgesi veriyoruz zaten. Katılım belgesi veriyoruz. Hayır bu şeyler mesleki içi eğitimler hiç sürekli değil. Ama kurs olarak bahsettiğim mesela birebir SAP kursu veya birebir AutoCAD kursu bizim üyemiz için minimumda çıkarttığımız rakam neyse öğrenciden de aynı alıyoruz. Onlar da sertifika mı? Çok basit. Onlardan da direkt sertifika, oda olarak sertifika veriyoruz. Yani SAP 2000 basic kursunu almıştır. Ki son açtığımızda da 300 kusur TL gibi bir şeydi. Yani çok cüzi. Yani masrafı çıkartmadı. Yani hocanın parasını ödeme olabilir. Özellikle bir şey yok. Başkanım. Evet, buyurun. Hoş geldiniz. Ben iki tane soru sormak istiyorum. Bir tanesi Mühendisler Odası'nın bu vize yetkilerinin kaldırılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
net olarak. İkincisi de yapı denetim kavramı sadece özel sektörü ilgilendiriyor. Halbuki büyük inşaat yatırımlarına, büyük yatırımlarına devlet yapar, kamu yapar. Evet. Kamu yatırımları bu yapı denetimine tabi değil. Bununla ilgili görüşleriniz neler? Son olarak da uzman mühendislik konusuyla ilgili bilgi veririz. Evet, orada verelim. İyi oldu. Bak sorduğumuz son önemli yoldan bahsedecektik. Bir, odaların yani Türkiye'deki konulardır hep bunlar zaten. Türkiye'de odaların vize işlemlerinin iptal edilmesi kötü bir durum oldu. Yani onlara hiç tasvip etmiyoruz. Odalar çünkü tarafsız bir gözüden insanların can mal güvenliği dikkate alarak vize büroları hala daha vardır. Yani yok değildir bakın. Yani Türkiye'de bütün odaların vize büroları duruyor. Çünkü bazı şirketler veya bazı mal sahipleri diyor ki ben inşaat mühendisi odasından onay istiyorum diyor. Mesela İş Bankası diyor ki gidersin kardeşim İstanbul Şube'den alacaksın şeyler, vizeyi de. Onun için vizeler duruyor. Ama yasa olarak kaldırdı hükümet. Bu kötü oldu. Hatta son odaların diğer yetkililerini de Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir genel müdürlük ataya yaparak diğer şeyleri de yani üyelik gelirlerini falan filan o yapar diye öyle bir şey yaptı. Hiçbir doğru, bunlar doğru şeyler değil. Orada bütün meslektaşlarımızla aynı görüşteyiz ve aynı mücadeleye biz de destek veriyoruz. Zaten son İstanbul Teknik'te 13'ünde geçtiğimiz ayın 13'ünde Çelik Yapılar Sempozyumu oldu. Oradaki yaptığım konuşmada da İstanbul Teknik'te bunu söyledim. Yani mücadeleye her zaman biz de destek veriyoruz. İkinci konu yapı denetiminden bahsettin. Yapı denetimi doğrudur dediğin. Bence tarafsız olmalı burada. Yani yapı denetim şirketlerinde bunları da aktarmalar lazımdır. Yani kamu da tarafsız olarak kontrol edilmelidir. Bence çünkü çok sıkıntılar yaşanıyor. O da bellidir. Orada onu da katarlarsa bence daha iyi olur. Uygulamacı üyedir bizde sizin söylediğiniz. Türkiye'de yetkin mühendislik diye başladıydı ama iptal oldu. Yani dünyadaki profesyonel mühendislik veya İngiltere'deki charter engineering dediğimiz olaydır. Biz bunun çalışmasını 3 sene evvel başlattık. Hatta danışman hoca olarak da Profesör Doktor Tuğrul Tankut'u tuttuk Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki Türkiye'deki yetkin mühendisliği de yürüten başta hocaydı. Üyelerimizle tartıştık. Peki 10 versiyon oldu tüzük şu anda. Yani uygulamacı üye tüzüğümüz hazırdır. Yani son 1-2 düzenleme ve eklerini hazırladıktan sonra da devreye koyacağımız bu konudur. Hatta şunu söyleyeyim, biz Türkiye'nin çok daha ilerideyiz. Neden? Çünkü bizim 2005 birlik yasasında uygulamacı üye konusu vardı, yasadır. Biz bunu halletmemiz lazım tüzükle. Dolayısıyla bizim altyapımız vardır. Yani Türkiye'deki gibi biri gidip bir dava açıp da iptal ettiremez. Yani onu da söyleyeyim. Bizim çünkü altyapımız yasal olarak hazır. Onu söyleyeyim. Sorum şöyle, yapı denetim sistemi çok önemli, hani güzel bir sistem dediniz de yapı denetim sistemindeki aksaklık bence yani kendi fikri, ben yapı denetime karşıyım. Müteahhitin kendi parası da kendini denetletmesine kadar mantıklı olabilir. Rekabet sistemin olduğu Türkiye için konuşuyorum. Evet. Yapımın sıkıntılar yok değil, sistem olarak iyi bir şeydir. Sistem ama yani ben mesela bu dışarı sektöründe yurulaşan bir yerlerin çocuğu. Evet. Rekabetin olduğu insanların müteahhitleri para karşılığı yani kendisiyle çalışması için cezbedecek bir yerlere verip her türlü kolaylığı sağlamak için bir yarışın olduğu bir yerde yapı denetim sistemi ne kadar doğru çalışabilir, ne kadar mantıklıdır. Bu sistem devlet kanalıyla yapılsa daha doğru değil. Ya zaten şimdi bak, ücretlendirme sistemini devlet yapılsa daha iyi değil. Şimdi Türkiye'deki sistem esasında tam biliyor musun bilmiyorum ama yani müteahhit şirket veya mal sahibi parayı direkt yapı denetim şirketine vermez. Evet. Direkt ilgili bakanlığa verir. Tamam, ve rakamı da bellidir. İşte maliyetin %3'üdür, şudur budur gibi. Neyse, oraya yatırır ama dediğin gibi şimdi eskiden bu yapı denetimi nasıldı? TUS uygulaması vardı. Yani teknik uygulama sorumluluğu. TUS, dörtlü TUS. Neydi bu dörtlü TUS? İnşaat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi, makine mühendisi. KBD imzalardı arkadaşlar. İşte etik sahibi olacak. Yani sen imzalarsan bakmadığın bir şeyi ben seni nasıl durdurayım? Bak yani sahtekarlığı yapan teknik adamdır. Oturduğu yerde imzalardı. Şimdi buna getirdiler işi. Bu söylediğinde de ne var biliyor musun? Tamam bakanlığa yatırır ama döner ya o aldığı paranın yarısını geri verir kendine. Ya şimdi nasıl durdurayım bu sahtekarlığı?
Yani devlet de yani bunları işte yaşadık, sonra önlem alıyorlar. Yani önlem alırız. Ama yani şimdi sağ tekerlek olacaktı diye bir sistemi de toptan reddetme doğru değil. Ama mesela Kıbrıs'ta böyle bir sistem verilmiş ya. Yani bu sistem devlet kanalıyla yapılsa daha mantıklı değil. Yani öyle işte dedim ya biraz önce bakanlık nezdinde tüm ülkeye yayacak şekilde, ama bir yerden başlamak da en doğrusu. Yani bir yerden başlamak lazım. Hem aksaklıklarına göre ülkenin iç düzenimizi de düzeltiriz. Yani hiç düşünmediğiniz aksaklıklar olur yani. Onları da yani girip de düzeltmek lazım. Çünkü çok takılırsan bu sefer beklersin ama bu beklediğim dönemde dünya kadar inşaat yapılır. Bu insanların da can mal güvenliği ortada kalır. Evet. Presentation and your teacher is yes. Translate, okay? Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederim. Arkadan geldiniz. Bilgiler aktardınız. Ben şey soracağım. Bu malzeme yönetmeliği ile ilgili bir çalışma var. Bir yasal çalışmaya oturdu mu? Nedir onun durumu? Aynı şekilde o da işte. Yani büyük bir ihtimalle haftaya randevu alacağız Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan. İşte bir konu yapı malzemelerinin denetimidir, diğer konu da yapı denetimidir. Çünkü şunu da ülkemizden örnek vereyim. Yani Türkiye bazı noktalarda bizden ileridir, biz de bazı noktalarda ileriyiz ama şimdi bizde çok daha kritik bir şey var. Bu yapı malzemelerinde hocam iyi oldu bahsettiği. Maalesef ülkede biz, bırakın yapı malzemelerini, yasal standart oturtmak. Bakın standart yasalar yoktur ülkemizde hiçbir konuda. Yani biz demedik yani Türkiye'nin mesela TSE standartları, KKTC'nin de resmi standartını demedik. Şu anda başıboştur. Herkes işine geldiği standartı kabul eder. Yani işine gelirse dili kabul eder, işine gelirse Amerikan ICI'ni kabul eder, işine gelirse Best BSC British standartı kabul eder. Hatta Endonezya'nınki yani ona daha uygunsa ona da gidebilir yani. Öyle bir de durum vardır ve işler acısıdır durum ve bunu senelerdir ben ona başkanıyım. Her başbakana da gittik, bakana da gittik. En son bakan zaten meslektaşımız, yani mimar. Benim çok sayım arkadaşım, yani aynı yerde beraber kaldığımızda. Bana söz verdi, bir satırdır dedim ya Ersan, Bayındırlık Ulaştırma Bakanı'yı kaldı. Bir satırdır meclisten geçirdin bunu. KKTC'nin resmi standartları, Türk standartları diyeceksin, bitti. Ve tartışması da yoktur bunun çünkü Türk standartları zaten EN yani Yuprum Norma uydu zaten. O tartışmada kaldı. Yani yüklü normdurlar zaten. Bunu halledemedik. Düşünün bunu halledemeyince ülkede üretilen malzemeler var. Yani ya bizim alanımıza dönersek ve yurt dışından gelemiyorlar. Bunlarda hiçbir kontrolü yoktur şu anda. Yani siz test etmezseniz bilmiyorsunuz. Ülkeye girişte de kontrol yok. Burada üretilende de kontrol yok. Ve en son neyi tespit ettik mesela? Bundan işte 3 ay evvel veya 4 ay evveldi. Yunan adaları açıklarında batan bir gemideki 500 ton demiri denizin içinden çıkarttılar ve getirdiler ülkeye. Bakana gittim bizzat yanına oturdum, dedim ki bakın böyle böyle mesele vardır. Tırlar gelirler koşaya, durdurun bunları. Yani bunları bulmayacak bu insanlar, bu korozyonlu demiri. Yani düşünün yani ne haldeyiz. Yani işte biz de mücadele ediyoruz. Yani bakanlık bazında bunların yasal hale getirilmesi için hep beraber mücadele ediyoruz. Hep biz onlara uyuyoruz ama işte şey yok yani kendi tüzükler